da kalmasın, Tanyeli'nin evinde. Hoş geldiniz. Tanyeli evinin dekorasyonunda neden özellikle mavi rengi kullandı? Şimdi bir yere gittiğin zaman... Oturduğu ev hayatını nasıl değiştirdi? Bir yıl ev aradım, bulamadım. Bu ev nasip oldu. Ev halkını neden bezdirdi? Kocam da bıktı. Salonla başlayalım hemen. Daha içeri girer girmez anlıyoruz ki temamız doğa. Herkes bilir. Sıcakkanlıdır, tatlı dillidir, renkli ve bir o kadar da sakindir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evime sefalar getirdiniz efendim. Evi de tıpkı kendisi gibiydi. Salonun baş köşesi şömineye aitti. Her şeyi birbiriyle harmanlamış. Böyle özellikle Türk motiflerini böyle Osmanlı'dan olan bütün bu işte lale motifleri falan çok seviyorum. Şöminenin yanında bir Buda heykeli, üzerinde klasik el işi porselenler ve dört nala koşan atların süslediği berjerler. Her şey uyum içinde. Büyük camlarından görünen ağaçlar insanın içini kıpır kıpır ediyor bu bahar gününde. Sorunlarıyla mücadele eden Tanyeli için evi mabedi gibi. Şimdi bir yere gittiğin zaman benim gibi rahatsızsam kendi evimde daha böyle içimi karartan şeyler olsa düşüncelerim de kararır. Dolayısıyla renk ve çiçek, pozitif düşünce gücünü aynı şeyde tutmak için olmazsa olmazım. Rahat koltuklar, soft renklerde bir halı ve ortamı ısıtacak biblolar. Havasında atlar ve deniz motifleri hakim. Burada da mavi huzuru temsil ediyor. Atlarım var. Şöyle göstereyim atlarımı. Mavi. Bir de biliyorsun Avustralya'da yaşadım. Son 10 yıldır Avustralya'dayım. Orada da Pacific Ocean, okyanus, Pasifik Okyanusu'nda. Tabii şunu söylemek istiyorum. Muhteşem bir okyanus. Ama her muhteşemliğin içinde bir şey var. O da ne? Köpek balıkları var. Türkiye'de mesela bir Bodrum'da, ne bileyim Kaş'ta, Fethiye'de denize çok rahat girebiliyorsun. Ama biz orada birazcık evet yani. Kelle koltukta derler ya sizin. Güvenli alanlar var Sydney'de. Oradan giriyorum. Tabii şöyle söyleyeceğim. Nereye bağlıyorum? Maviyi çok severim efendim. Okyanus rengidir. Belli ki Tanyeli bazen atlar gibi özgürce koşmak, bazen de denizciler gibi suyun üzerinde salınmak istiyor. Ne kadar özgürler suların içinde. Renk, mavi, huzur. Zaten dans ederken de öyle narin narin salınmıyor mu? Evin bir kısmının çiçek bahçesine döndüğü de gözümüzden kaçmıyor. Ya, aman altın olmasın, pırlanta olmasın, tabii ki olsun ama çiçek insanın içinde bağ araştırıyor. En karanlık zihninin, en böyle zifrit karanlık düşüncelerinde bile bir papatya görsem, bir renkli çiçek görsem, bir nergisten koklasam muhteşem, böyle hemen her şey gidiveriyor, unutuyorsun, hayata daha gülümseyerek bakıyorsun. Objelerin arasında taşlar görüyoruz. Bu taşlar süs mü yoksa bir işlevi var mı? Doğal taş, hiç işlenmemiş bir taş. Stresli olduğumda 2-3 dakika şöyle elimde tutuyorum. Bileklikler de mi öyle, yüzük de var genel şekilde? Hep arkadaşlarım. Bunu sevgili Fatma Taş hediye etti. Bu da okunmuş dua üzerine. Ne bileyim Selim Akar'ın annesi var. O şey zikirle çok güzel böyle hırka örmüş. Çok şanslıyım bu arada yani. Bu evin Tanyeli için yeri ayrı. Çünkü yükselişe geçtiği yer burası. Adını duyurduğu, yokluk günlerini geride bıraktığı yer burası. Ben hiçbir zaman geçmişimi unutmadım, inkar da etmedim. Çok yokluktan geldim, hiç drama yapmıyorum. Yavaş yavaş şansımın döndüğü dönemlerde ben yine bu sitedeydim. Benim bu site doğayla iç içe. Oğlum bu sitenin havuzunda yüzmeyi öğrendi. Yıllar sonra buraya geldim. Ve yıllar evvel ona şans getiren eve geri döndü Tanyeli. Bir yıl ev aradım, bulamadım. bu ev nasip oldu yine. Şöyle bir göz atıyoruz da etrafa, her şey çok temiz ve düzenli. Oğlum da kocam da bıktı. Biraz düzen hastasıyım, tertip hastasıyım. Yani evim düzenli olacak ki zihnin de düzene girse. Ev dağınık olursa zihin de dağılır. Hadi geçelim mutfağa. Oo, burada bir hazırlık var hanımlar beyler. Çok sevdiğim, memleketin en güzel yerlerinden birisi. Hatay'a götüreceğim sizi. Oo. Hanımlar, kağıdı kalemi hazırlayın. Siz de belki iftarda yapmak istersiniz bu tarifi. Kemunlu bulgur pilavı yapacağım. Hemen alalım malzemeleri. Yeşil biber, kırmızı biber. Ben soğanı çok sevdiğim için önceden biraz soğan. 2 kaşık Mevlana'nın bardağı ve öğütlerinin içinde 2 fincan bulgur yıkadım. Hadi başlayalım şu meşhur kamyonlu bulgur pilavını yapmaya. Kavrulduktan sonra kapya biberleri ve yeşil biberleri de ekliyoruz. Böyle. Mis gibi kokusu bize kadar geldi. Bu domates ve biber salçası, tabii Antakya'nın biber salçasını hiçbir şeye değiştirmem. Antakya, Hatay, bunlar çok önemli. Sıra geldi bulgurları eklemeye. Şöyle iyice bir karıştıralım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok açtım. Hızlı olayım, size şey yapmayayım diye. Suyunu da ekleyip pişirmeye bırakıyor Tanyeli. Sonucu herkes merak ediyor. Bakalım tane tane olacak mı bu meşhur bulgur? Ve sona geldik. Kemunlu, Hatay usulü kemunlu bulgur pilavımız hazır. Hemen size arpacık soğanlarla of. Tanyeli bizden 10, 10, 10, tam 100 puan alıyor. Puan veriyoruz, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 40 puanla şampiyon. Bunun yanına turşu çok iyi gider. Evi gezdik tozduk, yemek tarifini aldık. Artık veda vakti geldi. Harika pilavımız da hazırlandı, artık sona geldik. Afiyet olsun, şifa olsun, kanımızda şifa olsun, bütün dertlerimize deva olsun. Evet, iftar yemeğini de hazırladı Tanyeli. Bir günde biz ziyaret edeceğiz evini.